Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeniköy Yeşiltepe'deyiz. 706 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı 1 yukarıda 3 odamız, aşağıda da ayrıca bir odamız var. Ve 706 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir peyzajımız yapılmış. Harika duruyor gerçekten. Bahçe düzenlemesi mükemmel olmuş. Taş duvarla bahçe tamamen çevrilmiş. Park alanımız mevcut. Ayrı mutfaklı güzel bir villa. Yukarıda 3 tane odamız var. 3 odanın da ebeveyn banyosu mevcut. Palmiye ağaçları dikilmiş, çok güzel bir çim, harika duruyor. Buraya bir kamelya yapılabilir ya da çocuk oyun alanı olarak düşünülebilir. Ya da şu ağacın gölgesinde güzel bir masa sandalye, değil mi? Harika olmaz mı? Hemen yola sıfırız. Yani çok rağbet görmeyen bir yol ayrıca burası. Çok ses gürültü olmaz. Rahat rahat oturabileceğiniz bir yer. Bahçenin duvarlarının üst tarafını bir 30 santim 40 santimlik çim çitlerle daha uzatıp tamamen izole bir hale getirebilirsiniz. Arkadan zaten mükemmel gözüküyor. Buranın akşam çekimini de çok merak ediyorum. Yürüyüş yolu çok güzel olmuş. Çakıl taşları etrafta süsleme için kullanılmış. Burada da bir palmiye ağacımız var. Kapalı park alanımız da bu şekilde. İstenirse yanları da kapattırıp tamamen kapalı hale getirebilirsiniz. Sadece üst tarafını kapatmışlar. Ama peyzaj konusunda gerçekten bu ev çok böyle uğraşılarak yapılmış bir bahçe. Çok hoşuma gitti. Alan geniş olunca, çünkü Didim'in en yüksek arsa payına sahip bölgesindeyiz. Didim'de genelde maksimum arsası 500 metrekare tek villa. Ama burada 700 metrekarenin üstünde arsaların tamamı. Ve imarda, genişlikte burada daha fazla. Güzel de bir havuzumuz var. 40-45 metrekare net kullanım alanı var. Hatta 50 metrekare de denilebilir. Salondan, mutfaktan ve odadan çıkabileceğimiz hemen arkamda gördüğünüz teras alanı tamamen saçak şeklinde kapatılmış. Çok güzel olmuş. Ev gerçekten mükemmel. Arkada bir de depomuz var. Şöyle bahçeyi bir gösterelim mi tekrar? Yeşiltepe'nin merkezi konumundayız. Yani Yeşiltepe'ye girdiğinizde sol taraf var, bir de sağ taraf var. Her zaman sağ taraf biraz daha sol tarafa göre daha pahalıdır. Bunun nedeni de sağ tarafın daha düz bir alan olması. Teras alanında laminat görünümlü seramik kullanılmış. İstenirse yanlarda kış bahçesi şeklinde kapatılabilir. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Ev çok güzel. Yeşil alan da oldukça fazla bırakılmış. Hep diyorsunuz ya böyle, her tarafı betona çevirmişler, hiç yeşil alan kalmamış. Bu evde gayet yeşil alanımız fazla. Çünkü gördüğünüz gibi ön tarafta bir yeşil alan bırakılmış. Burada bir şezlong alanımız var. Sonrasında evin etrafını tamamen dönmüşler. Güzel olmuş. Bir arka tarafa da bakalım. Sonrasında evin içine gireceğiz. Tekrar teras kısmına çıkacağız. Ses de yankı yapıyor burada. Ev güzel. En yakın denize 4 kilometre. Fevzi Paşa sahiline. Akbük'e 7 kilometre. Didim merkeze de 14 kilometre uzaklıktayız. Burada okul yok. Market, restoran, her şey var. Ama okul yok arkadaşlar. Fiyatını söylemedik. 8 milyon 500 bin TL. Fiyatı söylemedik değil mi? 8 milyon 500 bin TL. Yorum kısmına hemen bunu sabitleyelim. Çünkü ilk 45 saniyede söylüyoruz. Bu sefer unuttuk. Arka tarafa da bir bakalım. Arka tarafta artık salatalık, domates, biber, her şeyi dikmişler böyle. Güzel de olmuş. Burada bir depo alanımız var. Bahçe eşyalarını koyabileceğiniz güzel bir depo yapılmış. Ön tarafında da hobi bahçesi olarak kullanılacak bir alanımız var. Burayı isterseniz yine açık şekilde bir depo olarak kullanabilirsiniz. Zaten bu depo yeterlidir. Ama güzel olmuş. Bak nasıl büyümüş bunlar. Tabii 1-2 ay sonra tamamen yenileyecek kıvama gelir. O zaman satılmazsa bu eve tekrar uğramamız lazım. Burada arsa da var elimizde. Arsanın fiyatı da şu an 140 bin euroydu değil mi? 140 bin euroya satılık. Giriş kısmında 60'a 120 seramik kullanılmış. Evin girişi de çok hoş. Güzel bir koridorumuz var. Seni direkt böyle alacağım. Kapıyı kapatalım. Sonrasında devam edelim. Otomatik panjurlu. Şık bir ev. Gerçekten güzel bir ev. Şimdi girişte güzel bir koridorumuz var dedik. Koridorun sonunda mutfak. Hemen sağ tarafında bir oda var. Ortada salonumuz var. Onun karşısında da, odanın karşısında da banyo, lavabomuz var. Hepsine bakacağız. Alt katta sadece genel kullanım bir banyo lavabo var. Yukarıdaki odaların tamamında, hepsinde ebeveyn banyosu mevcut. Biz ilk önce hemen bir odaya bakalım. 14-15 metrekare civarında bir oda. Yerde 30'a 60 seramik kullanmış. Hatta 60'a 60 seramik kullanmış. Pardon. Gayet de güzel duruyor. Çocuk odası, misafir odası olarak değerlendirilebilir ya da yürümekte zorluk çekenler için ideal bir oda. Yatak, dolap buraya rahatlıkla sığacaktır. Ama burada tabii ki önemli olan şu teras alanı ve bahçe alanı. Neden? Çünkü yazlık bölgelerde genelde zamanınız ya bahçede geçiyor, ya güzel bir balkonunuz varsa, manzaralıysa balkonda geçiyor, ya da böyle bahçe terasında geçiyor.
Eminim sizin bütün zamanınız da burada geçecektir. Yer çok güzel, arsa payı çok yüksek, peyzaj da güzel olunca tabii ki evin bir albenisi ortaya çıkıyor. Güzel bir oda. Hemen onun karşısında bir banyo lavabomuz var. Şimdi girişte banyo lavabonun sağ tarafında Hilton lavabomuz, Artema marka musluklar, Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Kapının tam arkasında büyük bir duşakabin var. Yine gayet güzel, şöyle gözüküyordur. Değil mi? Gözüküyor mu? Harika. Duşakabinimiz var. Burada farklı bir seramik kullanılmış. Zeminde de tamamen bambaşka bir seramiğimiz var. Antresit renkli dolaplar güzel olmuş. Hemen şu salona da bir bakalım. Sonrasında mutfağa ve yukarıya çıkacağız. Burada ortalama 30 metrekare civarında bir salonumuz var. Bence yeterli bir alan. Teras alanını burada es geçmeyelim. Geniş bir teras alanımız var. Televizyon ünitesinin arkasında çok güzel bir seramik. Tamamen duvardan, yukarıdan tavana, tavandan zemine kadar inmiş, güzel olmuş. LED aydınlatmalarımız var etrafında. Oldukça fazla da priz var. Buradan bahçeye yine çıkışımız var. LED spot aydınlatmalar kullanılmış. Süpürgeliklerde 15 santimlik mat antresit renk kullanılmış arkadaşlar. Güzel olmuş. Tabii bunun arasında bir de gün ışığında LED aydınlatma var. Bu akşam daha da belirgin olacaktır. Güzel bir salonumuz var. Çift kanatlı bir kapıyla giriş yapıyorsunuz. Nasıl yapacağız? Yemek masasını bence teras kısmında çözebilirsiniz. Tamamen burayı da oturmalar olarak düzeltebilirsiniz. Yemek masası koyduğunuzda biraz daha daralır. Yani buraya bir yemek masası yerleştirdiğinizde koltukları buradan itibaren almanız gerekiyor. Televizyona çok yakın olur. Bence güzel olmaz. Merdiven altını bu şekilde boş bırakmışlar. Artık değerlendirmek tamamen size kalmış. Ama bence burayı belki ev içi depo olarak kullanılabilir. Nasıl? Süpürgeyi yerleştirebilirsiniz. İşte temizlik malzemelerini koyabilirsiniz. Bazı şeyleri buraya ayırabilirsiniz. Sırada mutfak var. Tekrarlıyorum. Odadan, salondan ve mutfaktan teras alanına çıkabiliyorsunuz. Güzel geniş bir mutfak. 16-17 metrekare civarında bir mutfak. Dikdörtgen yapılmış burası. Karşı duvar tamamen boş bırakılmış. Buraya güzel bir masa sığdırılabilir. Akşamları zaman geçirmek için ya da sohbet etmek için güzel, böyle küçük bir masa güzel olur. Antresit renkte çerçevenin içerisinde beyaz, lake, parlak dolaplar kullanılmış. Bazılarında da füme cam kullanılmış aralarda. Otomatik panjurlu. Sadece düğmeye basmanız yeterli. Neden akıllı sistem kullanılmamış burada onu da söyleyelim. Şimdi akıllı sistem henüz daha ülkemizde böyle çok da akıllı değil. Açık söyleyelim. Sadece panjuru ve elektriği açıp kapatabiliyorsunuz. Bunlar arıza verdiğinde siz burada değilseniz de çok zor bir şekilde açıp kapatmanız gerekiyor ki o da imkansız oluyor. Kendi kendine bazen açabiliyor. Durduk yere gecenin bir körü ışıkları açıp ya da kendi kendine panjurları açabiliyor. Bu yüzden henüz daha bu Didim'de o akıllı sistem oturmadı. Bazı akıllı sistemler var ki bütün banaları açıp kapatabiliyorsunuz. Evi tamamen kontrol edebiliyorsunuz. Ama o sistem henüz burada yok. Gayet güzel bir granit tezgahımız var. Tezgah arasında da seramik kullanılmış. Yine buradan teras alanına çıkabiliyoruz. Doğalgaz tesisat da burada hazır. Güzel geniş bir mutfak. Merdivenler çok güzel olmuş. Yormuyor. Burada bir es vermiş. Dönerek devam ediyor. Gayet güzel. Ama bahçeye bayıldım. Evin bahçesi o kadar güzel ki. Çok hoşuma gitti. Bahçe inanılmaz güzel. Şimdi çıktık yukarıya. Dedim ya genel kullanım banyo lavabo yok burada. Bütün odalarda ebeveyn banyosu kullanılmış. Güzel geniş bir koridorumuz var L şeklinde. Çamaşır makinesini buraya almışlar. Üst tarafına dolap yaptırabilirsiniz ya da şimdi çamaşır makinesini böyle koyup yanına da bir kurutma makinesi yerleştirebilirsiniz. Güzel olmaz mı, değil mi? Üstünde dolap olarak kullanırsınız. Ahşap korkuluklar yapılmış demirin üstüne, gayet güzel duruyor. Şimdi 3 tane oda gezeceğiz burada. Merdiven boşluğu da çok şık. Hemen odalara hızlıca bir bakalım. İşte yukarıdaki odalar çok geniş. Gerçekten harika odamız var burada. 18 metre, 19 metre kare civarında bir odadan bahsediyorum. Şöyle bir dönelim mi? Hemen ebeveyn banyosunun yerini de gösterelim. Burada ebeveyn banyomuz var. Geniş bir oda. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Pencere arkanıza alınıyor. İsterse karşıya da yerleştirebilirsiniz ama burada çokça alanınız var. İstediğiniz yere, istediğiniz eşyayı yerleştirebilirsiniz. Bir de dışarıya çıkalım. Şu balkonu da gösterelim. Fransız bir balkon var burada. Küçük bir balkon. Ama gayet güzel, tatlı bir balkon. Böyle çıkıp hava alabileceğiniz
Etrafa baktığınızda da her yer dolmaya başladı. Yakında burada boş yer kalmayacak. Bunlar tek taraflı açılıyor bu arada. Yan taraf açılmıyor. Burası sabit. Sadece bu kanadı açabiliyorsunuz. Şimdi bir de ebeveyn banyomuz var dedik. Aşağıdakinin aynısı. Birebir hiçbir farkı yok. Hatta büyüklüğü dahi aynı. Niş eksik. Niş eksik. Nişler tamamlansaymış daha güzel olurmuş. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Niş de problem değil artık. Daha seyyar, böyle güzel, göze hoş gelen nişler yapılmış. Hemen oraya monte ediyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sırada diğer odamız var. Burası bilye şeklinde yapılmış. Neden? Çünkü araya ebeveyn banyosu girmiş. Yatak bu şekilde düşünülmüş. Burayı da bence giyinme alanı olarak düşünebilirsiniz. L şeklinde ya da U şeklinde bir dolapla harika olacaktır burası. Artı burada da bir balkonumuz var. Balkonlar çok geniş değil. Bence de böyle evlerde balkonların çok da önemi yok. Neden? Çünkü bahçeniz çok güzel. Bakar mısınız bahçeye? İnanılmaz bir bahçeniz var. Balkonun çok da büyük olması bir avantaj değil burada. Sadece çıkıp böyle dışarıya bakabileceğiniz, hava alabileceğiniz bir alan ya da çamaşırımı kurutabileceğiniz bir alan. Onun için de zaten çamaşır balkonu yapmışlar. Birazdan bakacağız. Ama Yeşiltepe'nin en güzel yanı o kadar temiz bir havası var ki şu anda. Tabii 10 sene sonra ne olur onu tahmin edemiyoruz. Burada da güzel bir duş alanımız var. Yine aynı dolaplar kullanılmış. İşte güzelmiş. Antresi tamamen gayet şık. Burada niş yapılmış. Bak güzel olmuş. Biblolar koyabilirsiniz. Kokular koyabilirsiniz. Kullanımı daha rahat hale getiriyor. Sırada son odamız var. Şimdi bu oda biraz daha diğerlerinden farklı. Bir kapıyla koridora açılıyor. Sol tarafta yani benim solumda banyo lavabo, sağ tarafımda da bir oda var. Arka tarafta da çamaşır balkonu var. Şimdi ona nasıl bakacağız? Seni böyle alayım. Kapıyı bir kapatalım. Daha net bir şekilde burayı gösterelim. Çünkü biraz daha kapı tersi açılıyor. Şimdi bu koridora girdiğinizde hemen sağ tarafta banyo lavabomuz var. Sadece bu odaya ait banyo lavabo. Orada bir koridor yerleştirmişler. Bir de kapı bırakmışlar ki kimse görmesin. Genel kullanım gibi olmasın diye. İsterse o kapı sökülebilir. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır balkonu eskiden çok yaparlardı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi. Hatta bu çamaşır makinesinin olduğu banyo lavabodan çıkabileceğiniz bir balkondu. Şimdi tabii farklılık oluyor her yerde. Böyle bir çamaşır balkonu var. Yeterli mi? Yeterli. Çamaşırınızı kurutabileceğiniz bir alan. Etrafa da baktığınızda zaten lüks villalar var. Buraya da o kadar rağbet var ki insanlar artık böyle yerler istiyor. Pandemiden sonra, depremden sonra, savaştan sonra insanların kaçabileceği yerler istiyorlar ki buralar daha çok rağbet görüyor. Şimdi burada da bu şekilde yatak başlığı düşünülmüş. Her yere eşyanızı sığdırabileceğiniz için burada çok bir sınırı yok aslında. Karşıya da alabilirsiniz yatak başlığını, bu tarafa da alabilirsiniz. İstediğiniz yere de dolabınızı yerleştirebilirsiniz. Yine burada da küçük bir balkon var ve buraya da bakalım, videomuzu bitirelim. Bahçe çok güzel. Ben bahçeye bayıldım. Zaten bahçeden sonrası da eminim hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Aşağıda geniş bir odamız, salon mutfağımız var. Yukarıda da 3 tane ayrıca odamız var. Hepsinde ebeveyn banyosu mevcut. Merkezi konumdayız. Ön tarafımız yol, gördüğünüz gibi. Ön tarafımız yol. Yani Yeşiltepe'ye girdiğinizde sağ taraftayız. Konumu güzel. Yeri gerçekten güzel. Hemen buradan 200-300 metre yürüyerek markete, restorana ulaşabiliyorsunuz. Artık o kadar çok burada market açılmaya başlandı ki Carrefour geldi. Büyük ihtimal Migros gelecekti. Bütün marketler gelecek buraya. Zaten kapınıza kadar da teslim ediyorlar. Çok da önemli değil artık market, restoran. Güzel bir yer. Bahçeye bayıldım. Tabii arsa payından dolayı bahçe böyle büyük gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Yeşiltepe'nin en güzel villalarından bir tanesi. Hatta şu an fiyat olarak da en uygunlarından bir tanesi. Çünkü sıfırların tamamı 10 milyon civarında.